İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım harika bir pazar günü geçirdiniz. Pazar, pazartesi ve perşembe günleri 3P olarak yayınlarımız tam gaz devam ediyor. Tabii ki sizlere değer katmak üzerine bir girişimcinin hayatından gündelik tecrübelerini paylaştığı bir seri olarak düşünebilirsiniz bu konsepti. Eğer ki ilk defa geliyorsanız. Bu arada ben Armağan Kızılcan. Uzun süredir bu işleri yapıyorum esasen. Çünkü uzun süredir diyoruz. Çünkü bu işler biraz yeni. Hatta Türkiye genel olarak internet üzerinden ticarete, internet üzerinden eğitimlere biraz daha böyle bir tık uzak. Ama ne yapıyoruz? Biz de elimizden geldiğince elimizi taşın altına sokup bu işi anlatmayı, bu işi öğretmeye çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz esasen internetten nasıl para kazanırım konsepti üzerinden genel bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Öncelikle internetten para kazanmanın sorgulandığı bir evredeyseniz sorgulayın. Ama bütün işler artık internete geçiyor. Ticaret de tabii ki dahil. E-ticaret gittikçe gelişmeye devam ediyor. İnternet üzerinden eğitim sektörü, bilgi ticareti dediğim, benim bilgi ticareti diye adlandırdığım sektör büyümeye devam ediyor. Uluslararası manada Türkiye'de de yavaş yavaş gelişiyor. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma var. Bir iş kuruyorsunuz. Bunun internetten yapmanız bir şey değiştirmiyor. Farklı bir şey yapmıyoruz. Yöntemler değişiyor. Fakat biz farklı bir şey yapmıyoruz. Değer üretmeden, insanlara fayda sağlamadan gerçekten bir marka oluşturmak istiyorsanız gerçekten yararlı ürünler, gerçekten doğru ürünleri doğru kitlelere sunmanız gerekiyor. Tabii ki pazarlamalar, internet üzerinden reklamlar, satışlar değişiyor. Esasen ana kalıpların, iş kurmanın değişmediğini anlatmaya çalışıyorum. Ve bu trendleri yakalamanız gerektiğini de tekrar vurgulamaya çalışıyorum. Bu işe girmek için yaş aralığı nedir? Bu konuda videom var. Uzun bir videom var. İzleyebilirsin. Birinin size elinden tutup destek olmasını bekliyorsanız ve hayatınızın komple yeni baştan değişeceğini düşünüyorsanız çok beklersiniz. Direkt söylemem lazım. Gerçekten çok beklersiniz. Keşke birileri bana bunları öğretseydi diye paylaşıyorum bu arada. Bunların farkında olursanız internetten para kazanmak da kolay olacaktır. Başarılı insanların kafa yapısı, ben başarılı insanlara çalışıyorum sürekli. Bir Acun mesela ne kadar başarılı bir insan değil mi? Ne iş yapsa büyük ihtimalle başarılı olacak bir adam imajı vermiyor mu size de? Neden? Çünkü belirli bir şekilde işine sadık. Her gün işini devam ettirerek ilerliyor. Her gün işini bence icra ediyor. Yani işin başında olmanın, kendi işinizin başında olmanın ve her gün devam etmenin ne kadar önemli olduğunu kendisi bile gösteriyor. Ben çok merak ediyordum. Neden sunuculuk yapıyor ki yani sonuçta o kadar elemanları var, o kadar çalışıyor. Neden ya Acun niye sunuculuk yapmaya oradan oraya şehirlere vesaire gidiyor? Yeteneksizsiniz konsepti bildiğiniz gibi üniversitelerde gerçekleşiyor. İşte şehir şehir geziyorlar vesaire. Ya kısacası hiçbir iş yok ki başında durmadan, çalışmadan, ilerlemeden bir vizyon ve misyon doğrultusunda her gün aksiyon almadan ilerlesin ve başarılı olsun. Yani o yüzden kolay yolları arıyorsanız de XYZ iş modeli olabilir ve başarılı olup olamayacağınızı soruyorsanız bu çok çalışmanız anlamında tabii ki bunu sorgulayabiliriz ama ben başka bir yolunu görmüyorum bu arada. Çok çalışıyoruz gerçekten. Başarılı olmak istiyorsanız sonuç aldırmanız lazım. Yani sattığınız ürünlerden insanların yarar görmesi lazım. Eğer ki internetten para kazanmak istiyorsanız işin temellerini sağlam oturtmanız lazım kısacası ve unutmayın ki başarılı bir insanla başarısız bir insan arasında fark tamamen burada. İkinci kalite hiçbir zaman hayatınızda yer olmamalı bence. Yani gerçekten bir marka olmak istiyorsanız internet üzerinden ikinci kaliteye yer yok. Yani birinci kalite olmak zorundasınız. Ve en iyisi olmak zorundasınız kendi alanınızda. Buradan alınması gereken değeri alın ve uygulayabiliyorsanız da aksiyon alın. Nereden başlanmalı Arman Bey demiş. Bizim e-seminerimize katılın ve başlayın. Ticaretteğitimi.com ücretsiz tamamen. 2 saat boyunca 1,5-2 saat kadar sürüyor. Dolandırıcılık ihtimali çokmuş gibi gözüküyor bana. O zaman başlama bence. Ya belirli bir zaman oluşumu gerekiyor bence bazı insanlarda. Beğenmediyseniz lütfen beğenin. Çünkü daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Yani daha fazla kişiye ulaşmam da sizin beğenileriniz de olabiliyor. Takip edebilirsiniz. Zil butonuna tıklayabilirsiniz. Kanalıma gelip bakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Onun dışında eğer ki bizim eğitim programlarımıza ilginiz varsa ki zaten bu kadar bu videoyu izliyorsanız bence eğitim programımıza girmelisiniz. Net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Eğer ki bu kadar süre bu yayını izleyebiliyorsanız, benim sesime tahammül edebiliyorsanız inanın ticaret eğitiminde sizi güzel bir ortam bekliyor. Neden güzel bir ortam? Çünkü bu işler bir toplulukla daha kolay oluyor. Daha kolay başarabilirsiniz. Daha iyi ilerleyebilirsiniz. Ve mentorlarımız da daha iyi bir şekilde takıldığınızda sorunuzu sorabilirsiniz. Bu konuda net bir şekilde size samimiyetle söyleyebilirim ki pişman olmazsınız. Olursanız zaten iade garantimiz var bizim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.